Çabuk söndü, beni pabucunun içiyle el ele geçti ve gitti. Geri sardık, hep aynı sahneyi oynadık, duyduk keyfince. Arada için anladı ama hiç kimsesi oldum, çok yoruldum. Sağa sola yalvaladım, durdum onu görünce. Teslim oldum, bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Ah, tuttum yaptı kalbimi. Burç. Evet sevgili Yusuf Çorukkınar, iyi akşamlar. Programa başladık. Bak bu konuşanlarda. Evet, Burç Tunçer ve Yusuf Çorukkınar karşı karşıya geldi. Programa başlamadan önce, konuklarımızı göstermeden önce şu anda hemen yanımda olan o delikanlıya, Bay Coşkuner'in abdiyar efsanenin 18. doğum gününü bir kere daha kutluyorum. Küçük de cebime gir diyenleri duyar gibiyim ama hiç umurumda değil. Yusuf abi, iyi ki doğdun. Geçtiğimiz hafta doğum günündü. Teşekkür ederim sevgili Burç, ama artık doğum günlerinde çok anlamı kalmadı. 55 güzel bir rakam. Tabii bunun da bir ayrı güzelliği var ama çok teşekkür ederim sana. 55'e ben de yakınım. Ben de senin gibi 18 yaşımı kutlamam var. Yani bir 12-13 yılım daha var. Ama umarım senin enerjini de kutlayabilirim. Enerji dedik, keyif dedik, güzellik dedik. İstanbul'dan bu arada herkese selamlar. Burç Tunçer. Yeni haftaya harika konuklarla başladık. Sevgili Yusuf abiyle beraber birazdan konuklarımızla en çok merak ettiğiniz soruları soracağız ve tabii ki harika şarkılar dinleyeceğiz. Anlayacağınız 10 numara 5 yıldız bir sohbet olacak. Sevgili Coşkuner, hemen konuklarımız ekrana gelsin diyorum. Bir merhaba diyelim onlara. İlk olarak Halkın Partisi ile Ekoşan Milletvekili Gülşah Sanver Maravoğlu. Gülşah Hanım, hoş geldin yayınımıza. Merhaba efendim. Evet, hoş geldin Sayın Vekilim. Hoş bulduk. Hayırlı yaşlar. Çok teşekkür ederim Gülşah Hanım. Çok sağ olasınız. Buradan geliyoruz biz de Yusuf Bey. Ben de biraz var. 5 sene farkımız var. Güzel güzel dolu yaşamak önemli çok. Tabii tabii. Sağlıklı uzun ömür dilerim. Amin hepsimize de. Teşekkür ederim. Ve uzun ve mutlu bu beraberlikte tabii ki siyaset dünyası, iş dünyası, tabii ki Gülşah Sanver'den bahsediyorum. Gülşah Sanver'le Maravoğlu'yla bugün tanışmıyoruz. Yıllarımız var, yıllarımız var. Çok başarılı bir iş kadını, çok başarılı bir anne, çok başarılı bir siyaset insanı, politikacı demiyorum. Çünkü siyaseti gerçekten hani derler ya. Böyle sindire sindire ve bile bile ve tabii ki tecrübeyle yaşayan ve yaşatan bir insan, az sonra onu tecrübelerinden yararlanacağız ve tabii ona çok sağlam sorularımız olacak sevgili Gülşah Sanver Maravoğlu. Diğer konumuza hemen bir merhaba diyelim. Müzik dünyasında geçtiğimiz yıl gerçekten güzel noktaları, başarıda imza attı sevgili Nafiz Dölek. Nafiz, hoş geldin diyorum. Geçtiğimiz haftalarda kulaklarını çınlattın, ben de biliyor musun? Avrupa Müzik'teydim. Cengiz abinin, Cengiz Erdem'in yanındaydım. Ve geçtiğimiz yılın şöyle bir nostaljisini yaptık ve Nafiz dedi, 10 numara çocuk dedi ve dedi gelecek vaat edenlerden bir tanesi dedi. Avrupa Müzik'te neler yaptı? Grip'inle beraber olan çalışması solisti Biran Namoğlu'yla neler yaptı? Ve bundan sonraki yeni projeleri nerede? Pandemi tabii ki onu da etkiledi ama
onun böyle altın bir yüreği var. Geçtiğimiz gün çok güzel bir şey yaptı. Öyle sağlam bir şey yaptı ki Yusuf abinin gözleri doldu. Ki Yusuf abi bu konularda kılı kırk yarar. Peki Yusuf Coşkuner, şöyle konukları tanıttıktan sonra sıra sende. Ne söylemek istiyorsun? Vallahi sen Gülşah Hanım için çok ciddi bir konuyu atladın. Biraz sonra konuşmaya başladığınızda ben mutlaka ve mutlaka bu konuya değinmek isterim. Gülşah Hanım'ın bir de ailece çok büyük, çok zengin bir kalpleri vardır. Biraz sonra bunu örneklendirerek size anlatacağım. Ve müzik konusunda da bayağı başarılı bir dinleyici Gülşah Hanım. Güzel bir hatıram var onunla ilgili. Bir akşam Segafredo'da bir partiye geldi. İlk ve son partisiydi. Ondan sonra milletvekili oldu ve hiç Gülşah Hanım'ı görmedi. Bir ısrarla bir parça istedi. Belki de 5 kere haber yolladı o parça için. Tolga Ferhat Çelebi'ye eğilir söylerim be bu parça çalınmaz. Buraçta hiç çalmadı. En sonunda dedim çalacağım. Aldığım zaman da ortalığın yıkıldığını gördüm. Tolga'ya dedim biz bu işten anlamayı Gülşah Hanım'ı koydum çalsın buraya. Böyle güzel bir anım var Gülşah Hanım lan. Ben arama bines o parçayı hiç unutmam. Sizi gördüm de aklıma o parça geliyor. Vallahi güzel bir hatırlattınız. Teşekkür ederim. Gerçekten çok da eğlendik bu akşam. Korkunç eğlendik gerçekten. Harikasınız. O sizin güzel enerjiniz. Evet. O zaman bu keyifli enerji birazcık daha şöyle bir meclis kulislerine taşıyalım. Yoğun bir gündem var. İkinci pandemiden sonra sevgili Gülşah Sanlar Manavoğlu. Siz de bayağı bir yoğunsunuz. Halkın Partisi ile Koşum Milletvekili Gülşah Sanlar Manavoğlu'yla demiştik. İş dünyasından gelen bir iş kadını. Çok başarılı bir iş kadını. Ailesi de keza öyle. Şimdi ben her zaman şunu sanıyorum. Sevgili Gülşah diyeceğim müsaadenizle. Neden? Şunu savunuyorum. Mutlaka her siyasi insanımız bir şekilde ticareti sindirebilmeli, ticaret dünyasında gelebilmeli diyorum. Çünkü insanları okumayı, kalplere dokunmayı, hissettiklerini hissetmeyi çok iyi bilen insanlarımız net olarak ticaret iş insanlarımız. Ne diyorsun sevgili Gülşah bu konuda? Şimdi tabii birçok da ticari iş insanımız var. Çok fazla kişiyle temas etmezler ama benim tabii ki çocukluktan gelen de merakım vardı. Sürekli böyle ön planda işte satış olan bölümde, pazarlama olan bölümde, müşterilerle birlikte temas halinde olan bölümlerde çalışmayı çok severim çocukluğumdan beri. Tabii ki bunun da bana vermiş olduğu avantajla aslında belki de milletvekili de seçildim biliyorsunuz son 2018 seçimlerinden. Çünkü çok evet. Kişiyle aslında benim bir sürü hatıram var mağaza içerisinde geçirdiğimiz. Yani normal müşteri ve işte dükkan sahibi ilişkisinden ileriye götürdüğümüz çok ilişkiler oldu müşterilerimizle ve bütün arkadaşlarımızla ve çalışanlarımızla da aynı zamanda. Ve bunun seneler sonra ne kadar önemli bir şey olduğunu ben de böyle canlı canlı yaşayarak gördüm. Yani seçilmek için belki bir şekilde bana yardım etti bu ilişki ağı ama seçildikten sonra da gittiğim yer her yerde ya bizim iş yerimizde birlikte bir anımız olan bir kişiyi görmek veya bizde daha önce çalışmış olan birilerini görmek her gittiğim yerde bazı çeşitli bölgelerde ve bu kişiler tarafından da ciddi ilgiyle karşılanmak çok da insanın gururunu okşuyor yani. O yüzden iyi ki iş hayatından sonra da veya iş hayatının içerisindeyken de böyle bir deneyimi yaşıyorum. Tabii ki en büyük de isteğim belki bir şeyler değiştirme konusunda, bir şeyler kazandırma konusunda ülkemize de faydamız olur. Yani önemli olan o bu saatten sonra. Peki Sayın Milletvekilim şu çok önemli bir nokta. Çalışan bir Kıbrıs kadınısınız. Aynı zamanda aileniz var, çocuklarınız var. Bununla beraber çok yoğun bir iş hayatınız var. Özellikle Cumhuriyet Meclisi'ndeki gündem her gün değişiyor, yoğunlaşıyor. Çocuklar tabii ki bu konudaki en fazla sevgi pıtırcıkları ya. Çocuklara zaman ayırma konusunda Gülşah Sanver Maravoğlu vakit ayırabiliyor mu? Bu çok önemli bir şey. Şimdi benim şöyle bir şansım var. Şimdi bir tane oğlum var aslında. Çok yaşım ilerledi ama biraz geç anne oldum. O yüzden 11 yaşında bir oğlum var. Şu anda 5. sınıf olan ve çok da önemli bir senesi olanın. Buna rağmen işte benim yoğun tempom, bu dönemde de biliyorsunuz bir de genel sekreterlik de eklendi bu tempoda. Daha da yoğunlaştı. Ciddi anlamda oğlumla özellikle ders konusunda vakit geçirme noktasında problem yaratıyor bana. Çünkü
Vaktim çok fazla yok. Oğlumla birlikte bir şeyler yapmak istiyorum. Bu defa da oğlumu zorlamak da istemiyorum. Sırf aman annem hadi ders çalış, hadi ders çalış da demek istemiyorum. Daha yeteri zaman geçirmek istiyorum tabii ki oğlanla. Ama şöyle bir şansım var. Evimin olduğu lokasyon ve meclisin lokasyonu ve bizim mağazanın da lokasyonu diyebilirim size. Çok yakın bir alan içerisinde. En azından milletvekilliği olan bir kadın milletvekili olarak böyle de bir avantajım oluyor. Ama buna rağmen de zorlanıyoruz zaman zaman. Boş vakit yani evin problemleriyle ilgilenmek için. Peki kadın milletvekili dedik. Kadın milletvekilleri arasında hani örnek gösterilen isimlerden bir tanesiniz. Birazdan böyle sağlam sorularımız da olacak ama hemen sanatçımıza sevgili Nafis'e dönmek istiyorum. Nafis bir kere evet. Daha hoş geldin. Çok fedakar. Size selam. Teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Uzun zamandır seninle şöyle karşılıklı kahve içmiyorduk. Bak şimdi de buna bir vesile oldu. Nafis. Bugün sponsorlarımız yok öyle. Var var. Yusuf Coşkunay şimdi bak ne diyecek. Hemen karşıya çıkacak. Ve gördüğün gibi evet sevgili reji Yusuf Coşkunay her zaman yapacağını yaptı. Ve hop diyor Mr. Brown'unu uygulamaya başlıyor. Nafis pandemi dönemini hızlı geçirenlerden bir tanesin. Instagram'dan sosyal medyana bir baktım yayın öncesinde. Hemen rejiden rica edelim hazırsa reji diğer ekrandan bakıyorum hazır. Şöyle yazmış sevgili Gülşah Aslan ve Maraboğlu. Eskiden daha bayır, şimdi hakkımızda hayır. Biraz daha büyütebiliyor muyuz bunu? Duyarlı, çok çok duyarlı bir şey. Eskiden daha bayır, şimdi hakkımızda hayır. Hayır nasıl şu anda? Şöyle bu artık posttan sonra kaç gün önce yapılmış bunu okuyor, görüyor muyum? 5 saat diyor ama bu eski birazcık değil mi? Instagram'daki paylaşımın. Eski. Tam okuyor gözüküyor. Bayağı. Evet. Şey. Ama gerçekten hakkımız hayır demek istedim. Çünkü evet. Eskiye nazaran bir şeyler peki Sayın Milletvekili bir nokta bilmiyorum Nafis. Unutmasın. Yeniden bir şey yok. Sayın Milletvekilimize hemen Gülşen Hanım'a şunu soracağım. Şimdi nasıl okumalıyız sevgili Nafis'in bir sanatçımızın şu paylaşımını? Eskiden dağ bayır, şimdi hakkımızda hayır Sayın Maraboğlu. Tam günün anlam ve yani senenin diyelim anlam ve önemine uygun bir nokta koymuş yani. Gerçekten güzel bir paylaşım. Yalnız dağ bayıra da gidemiyoruz zaten bu dönemde rahatça biliyorsunuz. Mantarlar evet. Da belli bir dönemde toplandı. Ayrediler de toplandı. Yetişemedik. Ucuna yetişebildik ancak da. Ama çok güzel bir şey değinmiş. Gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Bütün dünyada var. Ama bizim ülkemizde de ayrı bir sıkıntı var. Ne yazık ki tanınmamışlığın verdiği dezavantajlar yüzünden. Peki Sayın Milletvekilim. Şimdi hemen ben Nafis'e dönmek istiyorum. Nafis, Sayın Milletvekili okudu senin maili, daha doğrusu pardon Instagram paylaşımını. O da vermesi gereken mesajları verdi. Pandemiyi atlattık. Bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Atlatacağız. Hani birçok zaman zarfını bir arada kullanıyoruz bugünlerde ama sen bu dönemi müzik, eğlence sektörü açısından nasıl değerlendiriyorsun? Neler olmadı, neler olmalıydı? Her şeyden önce birazcık kesik gelir sesiniz. Benim sesimi alabiliyorsanız devam edeyim. Ben yoksa bir hemen rejiyle çalışalım. Çünkü sıkıntı evet, olacak. Evet, evet, duyuyoruz. Beni duyarsanız devam evet. Edeyim. Tabii tabii. Tamam. Nasıl devam edeceğim bilmiyorum çünkü soruyu hiç anlamadım. Şöyle söyleyeceğim. Pandemi sonrasında nasıl ne 3 o zaman şöyle yapalım. Sen 3G'ye geçerken sevgili Gülşah Sanver Maravoğlu ile devam edelim. 3G'ye geçip tekrar bağlanmanı rica edeceğiz Sayın Vekilim. Tamam. Tam Nafis'le alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Nafis'i çok duyarım. Çok evet, denk gelemedim. Evet. Çok son dönemlerde çok da fazla dışarıya çıkamıyoruz diye. Ama ismini çok duyardım. Nafis'le, Nafis'in işte aynı ortamda olmam bu dönem yani mesela böyle bir şansım oldu. Clubhouse platformu var biliyorsunuz şimdi son dönemde çıkan. O platformdaki bazı gruplarda aynı gruplar içerisinde hem buluştuk hem de çeşitli sohbetler ettik o gruplarda. Oradan da tanıma imkanı buldum. Gerçekten çok değerli bir arkadaşımız. Yani o gruplarda yapmış olduğum sohbetlerde kendisinden tanımış oldum.
Çok değerli bir arkadaşımız, çok değerli bir sanatçımız ama her anlamda duygusal da biri. Hep konuşmalarından da bunu çıkardım. Çok da mutlu oldum. O platformlarda kendisini böyle daha içten tanıma imkanı bulduk. Güzel de bir ortam yarattı. Bize böyle sevinebileceğimiz bir ortam yarattı. En azından bize bu COVID şu anlamda. Birbirimize hiç böyle dokunmayan kişiler bir şekilde birbirlerini tanıyıp yakınlaşıyorlar. Peki, yani ama nedir? Sanal ortamda yakınlaşıyorlar tabii evet. ki. Sanal dünyada. Evet. Çoğu zaten sanal dünyada olmasaydı bu süreçte tamamen herhalde psikolojik sorunlarımız çok daha artabilirdi. Ben yine Nafise devam edeceğim müsaadenizle Sayın Milletvekilim. Tabii. Nafis, sen bu dönemde neler yapılmalıydı sormuştum sana az önce. Duyabiliyor musun sağlıklı olarak beni? Müzik dünyası çünkü büyük sıkıntılar yaşadı. Yusuf abi bazı şeyleri yaptı. Yusuf Coşkuner özellikle Rici'den diye rica edelim. Yine üçlü konferansımıza dönelim. Yusuf Coşkuner, Sayın Manavoğlu, Sayın Vekilim biliyorsunuz ki müzik eğlence dünyasının, sanatçılarımızın bir nevi sesini duyurabilmek için ne yaptı? Başbakanlık önüne kadar gitti. Arkadaşlarımızla Tabii. beraber haklı olarak taleplerini iletti. Çünkü ekmek parasıydı. Çünkü müzik eğlence dünyasında, sanat dünyasında sigortaları yoktu çoğu arkadaşımızın. Ve tabii ki bu dönemde de açıkçası ülke insanı olarak yalnız kaldılar. Ülkenin tabii ki büyük dertleri vardı. Yusuf abi devamını senden dinleyelim mi? O kadar yoğunuz ama sıralamayı doğru yapmamız gerekiyor. Tabii ki yani Sayın Vekilimin zaten program öncesi söyledim. Dünyayı vuran bir pandemi var. Fakat devletimizin bu sektörü yok sayması bizi çok üzdü sevgili Burç. Biz her yerde varız. Öyle bir misyon yüklendi ki insanların en güzel günlerinde hep müzisyenler vardır. Eğlenmek istediklerinde, evleneceklerinde, nişanlanacaklarında, partilerde, balolarda hep biz varız. Bizi bu kadar yok saymalarına biz çok üzüldük. Yoksa yaşayacağız bazı sıkıntılar toplum olarak. Dünya yaşıyor mu? Dünya devleri yıkıldı. Kakatıcı'da da yaşanacak bunlar. Fakat hiç yok sayılmak çok kötü. Bu da biraz bizden sorunlanan bir konuda oldu aslında sevgili Burç. İşte bir çatı altında yıllardır toplanmamanın verdiği dezavantajdan dolayıdır. Bilmiyorum Sayın Vekilim bu konuda ne düşünür? Zaten bu konuyu konuşamadık ama sonrasında da yaşadık. Özellikle bu sektörde olan yani eğlence ve sektörde olup da çocuğundan sanatı diyelim. Yalnızca çünkü eğlence sektörüyle de bitmiyor. Birçok başka sanatçımız da var performans anlamında icra eden sanatını. Aslında görünmez bir şey muamelesi gördüm. Ne yazık ki. Ve evet, tabii maalesef. Ki sigortanın kayıtlı olmadığını daha çok ortaya çıktı bu dönemde. Daha önce de söylediğim gibi, başlamadan tabii kayıtlı olabilirlere de beklediğimiz oranda olamadı. Çünkü ülkenin imkansızlıklarını bu pandemi döneminde daha çok görmüş olduk, hepimiz yaşamış olduk. Ama en önemlisi de ben de sizin başını çektiğiniz bu genç sanatçılarımızın ve ciddi anlamda liderlik ve babalık yapıyorsunuz hepsine. Muhakkak bir şekilde artık kayıt altına alınması gerektiğini ve iki statüde herhalde değerlendirilecek şekilde bir yasa altında veya bir tüzük altında zaten bir ara dörtlü hükümetlerinde çalışılmaya başlanmıştı diye biliyorum. Kayıt altına alınıp sigortalanmaları lazım ve bu gibi durumlarda ileri safhada da gene böyle bir şeyle yaşadığımızda artık en azından bu kişilerin de bir destek alabilecek imkanları olsun. Ha, bu dönemde kültür dairesinin yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz. Kültür dairesinin ama sadece bir açıklamayla kaldığı gibi duruyor. Bu konuyu aslında bizlerin sorgulaması lazım diye düşünüyorum. Yarınki mecliste benim konuşmam olmayacak ama arkadaşlarıma bugün de bu vesileyle bu konuyu hatırlamış olduk. Arkadaşlarıma bu konuda konuşmalarına
ekleme yapmaları ve meclis kürsüsünden özellikle son bu kültür dairesiyle alakalı açılımı sorgulamalarını söyleyeceğim, konuşma yapacak olan arkadaşlarımdan bir tanesine bu akşamdan söyleyeceğim yani. Evet evet sayın vekilim, geçtiğimiz haftalarda inanın böyle açıklamalara gerçekten çok çok ihtiyacımız vardı. Yusuf Coşkuner'le beraber konuştuk. Şimdi dedik ki evet sektörde eğlence sektörü, sanat sektörü, sanat dünyası, yani bizim sektörümüz değil. Siz de çok yakinen tanıyorsunuz zaten bizim sektörümüzdeki insanlarımız, yaptığımız işleri. Evet şikayet ediliyor. Coşkuner gidiyor. O kitlelerle beraber sayın başbakana, yetkililere söylüyor. Biz bir şey yapıyorsak, bu ülke için bir şey yapıyorsak tabii ki bizim de biz olduğumuzdan dolayı hissedilmesini, bir şekilde temsil edilmesi lazım. Önemli olan somut adımlar atılmasıydı. Siz şu anda politik girmediniz, çok siyasi bir çözüm önerdiniz. Bu yüzden ben teşekkür etmek istiyorum. O camiadan da geldiğim için yani konjonktürünüz çok güzel. Politik ifadeler kullanmadığınız için size gerçekten minnettarım, teşekkür ederim. Ne yapılacağının uygulamalı olarak meclis kürsüsünden yapılacak adımları sıraladınız. Peki sayın milletvekilim, bunu bu şekilde yaptık. Nafis sahne alıyor. Yusuf Coşkuner yine aynı şekilde programları var. Keza benim var. Şu anda İstanbul'dayım. Hayatıma şu anda buradaki işlerimi koordine ederek devam ediyorum. Memleketime, Kıbrıs'ıma geri döneceğim. Tamam, birinci aşama geçtikten sonra biz sektörümüzdeki sanatçı insanlarımızı, sunucularımızı, DJ'lerimizi ve diğer tüm emekçilerimizi ve bundan sonra ikinci ve üçüncü aşamada nasıl kontrol altına alacağız, nasıl onları koruyacağız, onların haklarını somut olarak yasalaştırılmış şekilde nasıl götüreceğiz? Aynen. Şimdi bu önemli dediğim gibi dörtlü hükümet döneminde çalışılan bir şey vardı, detaylarını tam olarak ben aslında bu hafta öğrenemedim. Ama iyice soruşturacağım. Çünkü bu çalışma bakanlığımızda da şu anda biliyorsunuz yeni gelen bakanımız artık bütün müsteşarlar ve müdürler değiştiği için çok da geriye dönük bilgi verebilecek arkadaşlarımız kalmadı bu dönemde. Ne yazık ki böyle bir şanssızlık var. Şimdi buradan muhalefet yapmak istemem. Direkt ben durum değerlendirmesi yapayım size. Ve evet, ne yapılmıştır? Evet. Evet. Buyurun. Yani bu konuyu ben buradan tekrar bir söz gibi size söyleyeyim, yani söz vereyim. Bir şekilde bu konuda bilgiyi öğrenip özellikle o dönemde ne yapıldı, yarım kalan nedir, nasıl bir şey düşünüldüydü. Hem bir de kültür dairesiyle alakalı amcaoğlunun yapmış olduğu açıklamanın devamında neler yapıldığı noktasında bilgi alıp geri dönüş yapayım yazılı olarak özelden, siz de başka bir programda bu konuda bilgi verirsiniz seyircilere de. O zaman bundan sonraki aşamada bizim yanımızda evet, olduğunuzu biliyoruz ve bildiğimiz için de çok rahat söyleyeceğim. Sizinle bir ikinci bir yayında da buradan bir söz almak istiyorum. Sizin de vaktiniz uygun olacak. Aşamayı en azından görelim. Her zaman evet. Siz sayın vekilim. Sağ olun. Toparlayın. Tabii tabii, yani önce bir toparlanması lazım. Çünkü bizim sektördeki biliyorsunuz ki sanatla uğraşan arkadaşlarımız var. Daha böyle kreatif işlerle uğraştıkları için kalpleri kırılıyor. Gerçekten kırılıyor. Asla kötü lafa etmiyorlar ama terk edilmişlik duygusu var ya. Öyle değil mi Nafiz? Yanlış söylüyorsan lütfen yanlış ifade ediyorsun de bana. Ya da Yusuf çok, abi. Çok yani güzel. Sanat. Çok yani sonuçta sanat. Bakın olay sanat. Adam şarkıcı değil, adam yorumculuk yapıyor. Yani o kardeşim, diğeri abim, diğeri öyle vesaire öyle. Bu konuda yalnız kalmalarını kesinlikle ve kesinlikle istemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bir kere daha bu duyarlı girişiminizden ve ifadelerinizden dolayı diyorum. Sanat dünyasına müsaadenizle geçiyorum. Nafis sağlıklı bir şekilde bağlandı. Siz biraz nefes alırken Nafis'le devam edelim. Sen neler yaptın öyle? Evet evet, gayet güzel. Tamamdır. Çok güzel ben bir klip yaptın. Evet. Çok güzel bir klip yaptın. O kliple ilgili baya böyle İstanbul'da hala kulaklarını çınlatıyorum. Ne yaptın Nafis biliyor musunuz? 2020 yılında. Mart ayı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mart. Evet, Mart. Mart'ta Avrupa Müzik Etiketi'yle sevgili Avrupa Müziği'nin sahibi Cengiz Erdem, Cengiz abime de buradan selamlarımı iletiyorum. Son mevsim çalışması bayağı bir ses getirdi. Klibi de inanılmaz güzeldi. Griffin'in vokalisti Birol Namoğlu'yla bir araya geldi Nafis ve adeta bir imza attınız. Proje nasıl gelişti, nasıl başladı? Bir kısaca değinir misin bana? Tabii ki. Birol Namoğlu'yla sevgili Birol'la çok
eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Gripin grubuyla çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Sık sık buraya geldiklerinde ya da ben yurt dışına çıktığımda onlarla birlikte olma şansımız oluyor. İşte sahneye çıktığımız oldu defalarca. Bir gün böyle elimde bir USB ile gittim. Abi dedim bunun içinde bir sürü şarkım var yapalım mı işte bir şeyler falan. Olur dedi. O zamanlar yapımcılar soyunmuş bir tarafları vardı tabii. Bir yola girdik. Sağ olsun Cengiz ve Avrupa Müziği'nin direktörlerinden. Desteklediği bir rollerle olan yakınlıkları da tabii buna ön ayak oldu. Güvendiler, inandılar, sağ olsunlar. Çok destek gösterdiler klip içinde. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar diyebilirim. Tekrardan da teşekkür etmiş olayım burada sizlerin nezdinde. Böyle keyifli bir çalışma çıktı. Peki, bu kadar bahsetmişken son mevsim çalışmasından şöyle biraz bir canlı performans alabilir miyiz? Biraz müzik arası verelim. Sayın vekilimiz de yorgun. Yusuf abi de sahneleri özlemişken hemen Nafiz Örek'ten bir son mevsimden bir kuple bir şeyler alalım mı sevgili Nafiz? Alalım alalım. Son mevsim peki, olmayacak ama bir şeyler düşündüm. Şu an inşallah kesilmez. Gülşah'ın daha iyi olsun. Hep Clubhouse'larda çalarak. Pekala. Böyle Gülşah'ın da şey var. Ansızın merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle PUBG oynuyoruz diyecekmiş gibi bir görüntü var. İyi hatırlattın. Gülşah Hanım'ın oturduğu sandalyeye iyi bakın. O bir YouTuber sandalyesi. Gülşah Hanım orada ne yapıyor? Şarkından sonra ona değineceğiz. Z kuşağı diyeceğiz. Ve Z kuşağına bakışını anlatacağız. Nafiz söz sende. Tabii ki tabii ki. Hatta biliyorsunuz bugün Mansur Yavaş da bir Twitch yayını yaptı. Katılamadım biraz gördüm ama artık siyasetçilerimizden, politikacılarımızdan böyle hareketler de bekledik. Gülşah Hanım da size mesaj olsun bu. Kovmaktan beter ettin beni. Hayaller kuramazmış içinde ben yokken. Ama sevmedi, sevmekten beter ettin beni. Unut deme aklım yine senle kalacak. Hep böyleydi ne böyle olacak. Ve birden sen gittin de gözlerimle tüttüm de hiç düşünmedim ne olacak. Hayaller kurarken sen sana hiç sormamıştın içimde ben var mıydım içinde ben. İnsan durup dururken kovmadın, kovmaktan beter ettin beni. Hayaller kuramazmış içinde ben yokken. Ama sevmedin, sevmekten beter ettin beni. Unut deme aklım yine sende kalacak. Bu hep böyleydi ne böyle olacak. Gözlerimde tüttüğümde hiç düşünmedim ne olacak. Hayaller kurarken sen sana hiç sormamıştım içimde ben var mıydım içimde ben var mıydım. Birden sen gittiğinde gözlerimde tüttüğümde hiç düşünmedim ne olacak. Hayaller kurarken sen sana hiç sormamıştım içimde ben var mıydım içimde ben.
Ya gerçekten inanılmaz. Nafis ulaşabilmek için hemen sosyal medya adreslerini hemen söyleyelim. Instagram'dan Nafis Dörek, YouTube'dan yine Nafis Dörek, yani Google'a Nafis Dörek yazdığınız zaman mesela az önce söylediğim son mevsim çalışması bayağı bir ses getirdi demiştim. Yine aynı şekilde Nafis Dörek son mevsim şeklinde yazdığınız zaman tüm platformlardan ulaşabilirsiniz. Spotify, Deezer, Napster ve diğerlerinden de ulaşabiliyorsunuz. Bu arada Yusuf abi, sevgili vekilim, sevgili Nafis, bayağı bir mesaj yığıldı. Mesaj gönderenler diyor ki okuyun bizim mesajlarınızı, hemen onlara dönüyoruz. Sayın vekilim Tolga Atakan, evet, mutlu yaşlar diliyoruz demiş Yusuf abi'se. İyi akşamlar sayın başkanım, teşekkür ederim, çok sağ olasın, iyi ki varsın. Evet, Emel Oktay Beyaztaş, iyi yayınlar canım demiş, Burç'cum demiş, teşekkür ediyoruz. Emel Oktay Beyaztaş'a teşekkürler. Bir kere Gülşe abla candır diye devam etmiş. Ayşe Onar, iyi yayınlar. Nihal Güleryüz, harika bir yayın, hepinize kolay gelsin, iyi sohbetler. Vekilim tam halktan biri, halkın vekili. Ben baştan söylemişim. Ümit Boyoğlu, Ümit'cim teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Devam ediyoruz. Hemen Mehmet Manavoğlu, iyi yayınlar. Mehmet Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Mehmet Bey. Çok 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 sevdiğimiz isimlerden. Pekala. Ersin Semi, kolay gelsin genel sekreterimiz, parti içinden de bayağı güzel mesajlar var. Ahmet Gürdu, sevgili meslektaşım basın dünyasından. Burç kardeşim, benim harika bir program, başarılarımızın devamını diliyorum. Mı'mıza çevirdim. Evet, sen de çok seviyorsun, çok teşekkür ederim. Hasan Serden geçti. Mesajları okudum. Emel Oktay Beyaztaş, Engin Bulut'a teşekkür ediyoruz, Kıbrıs On Air. Mesajların bir kısmıydı. Devam ediyorum. Nafis Dörek'ten sonra Sayın Milletvekili, şimdi Nafis az önce dedi ya, artık politika siyaset dünyası da YouTube camiasının içerisine giriyor. Şu anda sevgili Nafis, sevgili Yusuf Coşkuner, Gülşah Hanım şu anda nerede biliyor musunuz evde? Şöyle Gülşah Hanım'la yan yana gelelim mi sevgili reji? Şöyle Gülşah Hanım'ı da rahat rahat görsünler. Şu anda çok sevgili evladının odasında ve onun YouTube koltuğunda. Yani Z kuşağının ne istediğini iyi bilen bir anne, iyi bilen bir siyasetçi. Z kuşağının beklentileri sevgili Manavoğlu, Sayın Manavoğlu, bitmiyor. Benim de 10 yaşında bir evladım var, 17 yaşında bir kızım var. Ama bu Z kuşağı nasıl lep demeden leblebi, nasıl yeteceğiz bunlara sayın vekilim? Nasıl onlara yetebiliriz? Bir şeyler söyleyeyim. Ama bir şey söyleyeyim. Bugün ben bunun konuşmasını yaptım gene arkadaşlarla birlikte. Şimdi bu çocukları biliyorsunuz değişik şeylere kabiliyetleri var. Ama ders konusuna gelince biraz daha kaçamaklar. Özellikle olanlar. ve bu ilgileri olan şeylere biz tabii ki büyükler olarak işte diyoruz ki işte şu kadar zaman harcıyor, oyun oynuyor, boş oturuyor, hareket etmiyor. Biz eskiden dışarıda oynardık, onlar işte oynayamıyor. Acıyoruz güya çocuklara falan havasındayız da. Şimdi ben hep düşünüyorum da bu çocukların yerinde olsam, bu çağa doğmuş olsam onlardan da farklı olmazdı. Yani biraz da aslında bu çocuklarımıza da hak vermemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak çocuklarla bir didişme içerisindeyiz. Genelde de böyle oluyor bu dönemdeki çocuklarla. Odasında kapalı kaldığı için işte biraz genç olduğunda telefonunda sürekli mesajlaşıyor diyelim. Küçükse sürekli işte PlayStation oyunlarının başından kalkmıyor. Ve benzeri konularda da sürekli olarak didiştiğimiz oluyor. Siz de bunları yaşayacaksınızdır. Ama sürekli böyle ucuz falan hareket etmiyorlar diye. Evet. Eşimin ifadelerinin yemin ederim aynısı. Hatta bu ilk pandemi, birinci pandemiydi hatırlarsınız. Ne oldu? Okul başladı ya, uzaktan eğitim başladı. Benim oğlan Toprak ondan sonra geçti. Annesi dedi ki oğlum dedi öğretmenim bekliyor dedi, bilgisayardan ders yapılacakmış. Verdiği cevap sayın vekilim ne biliyor musunuz? Olur mu öyle şey ya? Bilgisayardan eğitim mi olur? Öğretmen nerede? Sınıf nerede? Su nerede? Bu nerede? Çocuklar direkt tepki veriyor sayın vekilim. Direkt tepki veriyor. Hiç affetmiyorlar. Evet. Evet, bir de şimdi şey var, biliyor musunuz, öğretmenlere de çok zor arkadaşlar. Öğretmenlere de çok zor bir olay baktığımızda. Yani evet. Çocuklara zaten bunun şekilde sen canlıda bile zorlanırken siz düşünün ki aynı sayıda çocuğa online vereceksiniz. Onlar da bu şeyi alacaklar, müfredatı. Hiç %100 performans, hiç imkansız. Çok böyle sorumluluk sahibi olan, biraz da onlar genelde kız çocuklar oluyor. Bir miktar çocuk bunu bir şekilde kendi de yakalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama genelde baktığımızda durum vahimdir yani, ne yazık ki.
Çünkü ben bunun bir kere kayıt oldu. Bizde de aynı durum var tabii ki evde. Biliyorsunuz çocuklar böyle kameralarını kapatmaya da bayılıyorlar şey içinde. Ders içinde. Ve bir arkadaşımla birlikteydim Mausa'da. Arıyor öğretmeni. Babası kamera koymuş pardon. Babası kamera koymuş ya, galiba odaya. Tamam. Takip edebilmek için baba. Tamam dedi ki kendisine çabuk kameran aç. Kameran kapalı dedi oturmayacaksın senin başında diye çocuğu aradı. Genç kız 13 yaşında. Yani çok zor bunun idaresi. Genelde normalde bu tabii bizim biliyorsunuz ülkemizde daha fazla kadınların takibinde olan bir olay ama çeşitli durumda olur. İşte babadır, annedir fark etmez. Bunları takip etmek zorunda olanlar var ve çocuklarla da bir nevi karşı karşıya da kalıyorsunuz bu dönemde ne yazık ki. Ama ben yine de söylüyorum. Empati yaptığımda görüyorum ki ben de aynı dönem içerisinde aynı yaşta bir çocuk olsun herhalde aynılarını yapardım. Kendimi kandırmıyorum yani. Peki bir anne olarak ve bir siyasetçi olarak Gülşah Sandar Maraboğlu baktığı zaman tabii ki sağlık konusundan dolayı okullarımız şu anda eğitim veremiyor. Uzaktan eğitim yapılıyor internet üzerinden, çeşitli platformlar üzerinden. O eksik nokta, çocukların o hani kaynaşma noktasını ne kadar bir sürede tamamlayacağını düşünüyorsunuz? Yani büyük bir ihtiyaç oldu çünkü kendi oğlum için konuşuyorum. Aylardır eve kapandı dediğiniz gibi PlayStation dışında mute yapıyor, kapatıyor mikrofonu veya şeyi kapatıyor, kamerayı evet. Kapatıyor. Oturdum diyor, evin içinde annesi diyor ki yine diyor dolaşmaya başladı diyor. Hadi oğlum, hadi çocuğum, hadi yavrum. Anneler, ya siz biliyorsunuz bu gerçekten anneleri çok zorlayan bir şey. Biz erkekler birazcık daha hani hanım ilgileniyor diyoruz ama işte öyle değil. Öyle değil. Ama açıldıktan sonra çocukların oyun sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir anne ve sonra bir siyaset mensubu olarak. Açıldıktan sonra bir de var. Bence bu tekrar eski hayatlarına uyum sağlamakta bir sıkıntı yaşamayacaklar. O konuda şüphem yok. Ama bu aşamada kayıpları ne olacak? Bu kayıpları yakalamak için nasıl bir şeyle karşılaşacaklar? Biraz da kilo konusunda sıkıntısı olan çocuklarda olabiliyor bu dönemde biliyorsunuz kapalı, hareketsiz oldukları için okula gitmedikleri için. Biraz da onların sağlık problemleri olman durumu olabilir. En büyük sıkıntı bunlar olur diye düşünüyorum ama çocuklarımız aslında bizden pek çok şeye alışmakta daha rahatlar, daha kolay alışıyorlar. Tekrar eski hayatlarına dönebiliyorlar. Arkadaşlarını gördüklerinde yine aynı pozisyonu alabiliyorlar. Orada bir sıkıntı çıkmaz çünkü hepimiz bu sıkıntıyı birlikte yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz, bizler de yaşıyoruz. Bu bir sene hayatımızdan kayıp gibi bir şey duruyor. Biraz da çocuklarımızın da hayatından kayıp duruyor. Bir de bir şey var, biraz da esprili bir şey anlatayım size. Geçenlerde bir arkadaşım konuşurken bu pandemiyle alakalı. Ya o dedi, kendimi çok kötü hissediyorum dedi. Yani böyle 40'lı yaşlarında biri. Bu diyorlar ki işte bu pandemi devam edecekmiş ve bu 2-3 sene neyse diyor. Hayatımdan bir kayıp olarak bana kalacak diyor ve çok üzülüyorum diyor. Ben de şöyle dedim ya dedim hiç haline dedim Şükret sen 40'lı yaşlardasın. İşte yarın öbür gün 50'li yaşlardasın. Bugün 80 yaşında olup son 2 senesi kalmış olan yürüyebilecek olan kişi neresin dedim mesela. Dünyayı bir şekilde seyahat edebilecek olan 80'li 75'li yaşında insan. Onun düşün ki dedim belki de son sağlıklı 2 senesidir. Normal anlamda kendi kendinin içini görebileceği. Bunu düşünerek dedim birazcık dedim mutlu ol. Vallahi dedi bunda da bir şey buldum dedi yani. Ve bizi mutlu etti yüzümüzü güldürdün dedi. Böyle de bir şey geçti aramızda yani geçenlerden. Çocuklar gibi mutlu olmak isteyen bu gece biraz sizi aramızda göreceğiz ama gerçekten kalbimizi böyle ısıttınız. Bize yön gösterdiniz. Sevgili Nafiz'in de yüzünün aylar sonra güldüğünü görüyorum. Yusuf abimin de aynı şekilde güldüğünü görüyorum. Ben hemen aşağı kattaki komşum Yusuf Coşkuner'e sormak istiyorum. Coşkuner, Gülşah Hanım'a soracaklarımızı sorduk. İkinci aşamada da tekrardan bizim yayınımıza katılıp da bir değerlendirme yapmak istemesi de çok yüreğimizi okşadı. Şimdi yakın bir zamanda sahne alacağım bir yer var. Evet, yavaş yavaş bir şeylerin olacağı görünüyor. Şimdi şöyle bir toparlarsak sevgili Coşkuner, Yusuf abi, Sayın Milletvekilim de buradayken doğru soruları sormaya devam edelim. Sözü sana bırakmak istiyorum. Şimdi sevgili Burç, bir kere sahnemizi özledik. Yıl içinde hep kapandık, açıldık fakat son 90-95 gündür evimize ekmek götüremiyoruz. Bu da bizim psikolojimizi bir yerde bozdu. Bundan bir ay önce
Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yapmış olduğu bir bildirim ne olacak gibisinden baktık. Çünkü artık o kadar olumsuz bakarız ki konulara. Bir başvuru yapıldı. Geçen hafta Cuma günü bir telefon geldi. Yusuf Bey dediler işte 18'inde Bandabulya sahnesinde sahneniz var. O kadar çok duygulandım ki bu konuya. İnanın yemin ederek söylerim, konu para değil zaten. Terk edilmiş bir sektör gibi hissettirdiler bize kendimizi. Evet. Bunu da bir kere Harmancı'ya, Mehmet Harmancı'ya sonsuz teşekkürler. Onu da yıllardır tanıyorum. Çok beyefendi, çok güzel bir insan. Gençliğe, eğlenceye değer veren bir insan. Onun bende yeri farklı zaten. Gülşah Hanım da benim için böyle bir insandır ki son seçimlerde ben seçim. Biz müzisyenler, Gülşah Hanım çok politikadan anlamayık. Bizim bildiğimiz tek şey vardır, müzik. Ve beni o seçim sandığına beni götürdünüz. Harmancı için de gittim. Böyle sizin gibi güzel insanlar için zaten gidecek insanlar. Tamam. Çünkü hayır, bir beklentiniz yok. Bu işten bir hizmet vermek için oradasınız. Ve sevgili Burç, çok mutlu olduk. Yani vallahi billahi para istemeyik ama devletin yapacağını, belediye zaten büyük bir zorluklarla boğuşuyor. Biliyoruz maddi sıkıntıları. Evet. Ve 60-70 tane müzisyene bir bütçe ayırdı ve yarın insanları mutlu edecek. İşte 3-4 günlük programlar neticesinde. Başka türlü hissettik ya. Yani bunu bize devletimizin hissettirmesi lazımdı. Bazen Yusuf abi. İstersen bir noktalı virgül koyalım. Nafiz de biraz devam etsin. Çünkü o biraz yalnız kaldı. Nafiz, durumu biliyorsun. Senin de katkı koymanı rica ediyoruz bu konuyla ilgili meslektaşlara ve genel sektöre. Buyurun. Evet Nafiz. O kadar az duyduk. Bir iki ekran dinlerdi. Burada Twitter'da çok konuşuldu. Nafiz'in internette sorun var galiba. Yusuf abi tabii ki yaşı itibariyle hepimizin abisi babası gibi insandır. Ama özellikle bu süreçte duyar mısınız? Evet. Evet Yusuf abi, senle devam edeceğiz. Nafiz'in bağlantısında sıkıntılar yaşıyoruz. Devam edebiliriz. Lütfen. Yani evet. Konu yanımızda olmalarıydı sevgili Burç. Evet, herkes zor günler geçirir. Ekonomi çöktü. Bütün hı-hı. sektörlerde sıkıntı var. Bizim terk edilmemizdi sonuç. İşte bir belediye başkanının bize böyle bir kucak açması bile bizi anlatamam ne kadar mutlu etti. Konuşma öncesi sevgili Nafiz Döle'ye bir soru sordum. Nafiz dedim, sen geliyor mu işte? Abi dedi, benden daha çok ihtiyaçlı insanlar var. Onlar gitsinler dedi. Yüreğim parçalandı. İşte müzisyen ruhu böyle bir şey olması lazım. Seni buradan alkışlıyorum sevgili Nafiz. Sen çok özel bir çocuksun. 20 yıl önce Coşkun Erdans Club'a geldiğinde bir avuç çocuğudun. O müzik yapma heyecanını hiç unutmadım. Bugün seni bu noktalarda görmek, seni çok daha yüksek noktalarda göreceğimi biliyorum. Çünkü sen çok yetenekli bir çocuksun. Ve seninle bir kere daha gurur duydum sevgili Nafiz. Evet, şimdi Nafiz gibi daha niceleri var. Tabii ki Halkın Partisi bu konuda çok dikkatli bir şekilde nabzı tutmaya devam ediyor ama diğer siyasi partilerimiz de yine aynı şekilde. Gülşah Hanım'dan ben özellikle rica edeceğim hoşgörüsüne sığınarak. Yani Kıbrıs Türk toplumu olarak bütün insanımızı kuşaklamak lazım. Sadece Halkın Partisi değil. Diğer partilerimiz de oradaki çok sevgili siyasi insanlarımız da bu konudaki duyarlılığını yapıyor. Ama tabii yönetim sistemimizle alakalı sıkıntılar da yaşıyoruz. Karar alma mekanizmalarındaki yavaşlık, bürokrasinin yavaşlığı. Yanlışsa lütfen sevgili vekilim Sayın Manavoğlu düzeltiniz beni. Bir anda kararlar herhalde çıkması şu anki sistemde pek mümkün olmuyor gibi, ne dersiniz? Şimdi şu anki sistemde tabii bu konuyla alakalı özellikle konuşursak yasa ve tüzük anlamında bir karar çıkması şu anda hızlı bir şekilde olmaz. Ama performans sanatçılarımıza duyuru anlamında son yapmış olduğu Sayın Eğitim Bakanı'nın
Sayın Olgun Amcaoğlu'nun. Yani kültür dairesi üzerinden gelin başvurularınızı yapın, bir değerlendirme yapalım, ne yapabiliriz, çalışalım noktasındaki durum bence hızlı bir şekilde istenirse yapılabilir. Yani çok büyük bir destek belki de olmayacaktır ama mesela az önce Yusuf Bey'in de bahsettiği gibi, Yusuf Abin de bahsettiği gibi yani Lefkoşa Belediyesi'nin yaptığı organizasyonu da böyle gördüğünde mesela kültür dairesi belki de aynı tarzda bir şeyle de destekle çıkabilir. Artı başka türlü bir destekle çıkabilirler. Yani istedikten sonra elde imkanlardır diye düşünüyoruz. Önemli olan burada sevgili Nafiz'in gösterdiği duyarlılık gibi herkesin duyarlılık gösterip özellikle en ihtiyaçlı arkadaşların öncelikli olarak orada bu başvuruları yapması ve diyelim ki yapılan başvurulardaki özelliklere göre de işte ikiye de ayrılabilir. Çünkü bir sadece bu işten parasını kazanan insanlar var. Yani performans sanatçısı olarak parasını sadece o işi yaparak kazanan insanlar bu bir senelik sürede hiçbir şey evlerine götüremediler ekmek anlamında. Onları bir ayrı kefeye koymak lazım ilk etapta. Bir de bir miktar başka işle yapma durumu olup da gene idare edebilecek olan grubu da iki grup şeklinde aslında. Bir de kayıt altına almak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü ileride gene bu sıkıntılar, yani pandemi olmayabilir, başka sıkıntılar çıkabilir. Çıkacaktır ve muhakkak bu arkadaşlarımızın hepsini devletin kaydı altına alıp gerekli yardımları onlara yapıp ve gerekli yol göstericiliği de aynı zamanda. Yani sigortalı biri olmaları, kayıtlı biri olmaları anlamında kendilerinin yardımcı olması ve destek olması gerekiyor. Evet. Belki bir miktarda şey devletin. Efendim bu konuda herhalde bir fon, değil mi? Bir fon desteği sağlanması gerekiyor bununla alakalı. Bu konuyla ilgili bir fon açılması gerekiyor. Öyle evet. Başladı aslında. Biliyorsunuz bu yerli istihdamı destekleme fonu tüzüğü altında bir tüzüktü hatırladığım kadarıyla çalışılan. Evet. Bir de vakit anlamda bu tüzüğün bu bacağını özellikle genç girişimcilerle bir de genç ve işte performans sanatından sadece parası kazanan kişilerle alakalı hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor o iki bölümün diye düşünüyorum ben bu dönemde. Çünkü 30 yılın içerisinde pek çok başka destekler de vardı çeşitli sektörlere ama zaten bu tüzük son dönemde pandemide kullanılma amacıyla, destek amacıyla kullanılma amacıyla durdurulmuştu diğer işlemleri. İşte bu işlemler içerisinde bu destekleri tekrar bir ortaya çıkarmamız lazım ve en sıkıntılı olan sektörler ve kişilerle alakalı olan bölümleri tekrar canlandırması lazım hızlı bir şekilde Çalışma Bakanlığı'nın. Ve o zaman kesinlikle kısa zamanda da tabii ki nasıl seyrettiğini yine birlikte yapacağız. Bu arada sevgili Coşkuner, biraz böyle tatlı şeylerden bahsedelim. Hani birazcık şöyle bu siyasi iklimi yumuşatalım. Instagram'da Gülşah Hanım'ın, ben böyle Instagram sayfasını şöyle bir inceledim. Bu yoğun ticari hayat ve aynı zamanda siyasi ortamda rahatlamak için en sevdiği meyvelerden bir tanesinin çilek olduğunu gördüm. Gece geç saatte olsa öyle mi sayın bana mı oldu? Instagram paylaşımını oradaki fotoğraf eskidir ama aynen o gördüğün tabağın aynısını akşam yaptım yani. Rejiden rica edelim. Zor olmazsa rica edelim. Gülşah Hanım'la konuşurken. Coşkuner'le bu arada paslaşalım. Coşkuner sözümüzü aldık. İkinci randevumuz Sayın Manavoğlu'yla yakında olacak. Haftalardır konuştuğumuz ama her zaman sana söylediğim olay neydi? Evet, şikayet edilebilir, şikayet ediyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama bunu doğru platformlarda ifade edecek sayın vekillerimizin, sayın bürokratlarımızın doğru noktalarda temas etmesi lazım. Sayın Manavoğlu da bunu en iyi şekilde açıkladı. Ne demek istersin sevgili Coşkuner? Olması gereken sevgili Burç bu zaten. Boş boş sosyal medya kahramanlarıyla bu işler olmuyor. Evet. Doğru yol izlenerek doğru noktalara gideceğiz. Ben inanıyorum buna. Zaten Sayın Vekilim de yıllardır tanıyorum. Çok sevdiğim bir insan. Bir ara sosyal medyadan bu konu hakkında bilgi yazdım. Hemen döndü aydınlattı. Sıkıntılar bunlar dedi. Yani işte böyle güzel insanlarla biz bu sorunu çözeceğiz zaten. Çözülmesi de lazım. Arkadan gelecek gençlerin bu konuda rahat olması lazım
sevgili Burç. Oo, yaşay az vekilim. Az önceki meşhur çilekler sayın vekilim. Bakın gelen yorumlar da güzel. Biraz siyasi ortamı hafifletelim. Üzerine birazcık krem şanti diye bir yorum gelmiş. Şekeri az onun. Ya vekilim böyle şeyler de gerekiyor. Özellikle siz de Instagram'ı aralıklarla kullanıyorsunuz yoğun tempodan dolayı. Sosyal medyayla olan Facebook'tan göreceğiz mi bundan sonraki dönemde? Vallahi zaten ben dün kendim de baktım. Dedim Instagram'la Twitter'ı biraz daha canlandırayım bugünlerde de olmayacak geri kalmış oluyorum öyle olunca. Peki. Sevgili Burç. Evet. Sevgili Burç. Ben Sanlerler ailesi hakkında güzel bir şeyler söylemek isterim. Bütün tabii. Gündür Gülşah Hanım'ın konuk olduğunu öğrendiğim zaman ilk aklıma bu geçti. Gülşah Hanım da biliyor zaten. Benim kızım 3 yıl Sanver Alexler Ortaokulu'nda okul birincisi olarak bitirdi okulcuğunu. Ve ben işte Alex Sanverler o okulun yanından geçerdiğim kim yaptı nedir neden Alex Sanverler'di diye hiçbir bilgim de yoktu bu konu hakkında. Ve orada oğul kızımın ilk yıl okul birincisi ödülünü sevgili kız kardeşi verdi ve o gün bir konuşma yapıldı. Bu ülkede çok zengin insanlarımız var. Paralarını özel okullara akıtıyorlar. Özel dershanelere akıtıyorlar. Bu ailenin o kadar büyük yüreği var ki okul yapıyorlar, devlete veriyorlar ve yaptırdıkları okulda bugün devlet okullarının göz bebeği. Ben ona bunu böyle içimden geldi söylemek istedim. Sizin ailenizin kalbi çok büyük Gülşah Hanım ve sizin gibi güzel insanlara bu toplumun ihtiyacı var. Gerçekten ihtiyacı var. Beni sandığa götürme sebebiniz de buydu. Çünkü buracıktaki o güzelliği, ışıltıyı ben yıllardır gördüm. İyi ki varsınız. Sağ ol Yusuf abim. Benim için de çok gurur oldu. Zamanında bizimkiler bu girişimi yaptıklarında biraz daha gençtim. Çok da fazla bu tarz olayları anlayacak durumda değildik gençlikte tabii. Ama daha sonra yaşadığım olaylar işte gidip orada diploma alan gençlerimizi görme, onlara diplomalarını verme, öğretmenlerin orada özverili çalışmaları ve bizim de onlara destek olmamız sonucunda okulun gelmiş olduğu noktada da çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Ama bu dönemde şu müjdeyi de vermek isterim. Bizim açtığımız bu yolu bu sene zaten bir de biliyorsunuz halamla birlikte eniştemde bir okul yapma girişiminde de o da başladı. Bunun da evet. Arkasından ciddi anlamda şu anda özel kişilerden okul yapımıyla alakalı talepler gelmeye başladı ve uygulanmaya da başlandı. Eğitim Bakanlığı'ndaki son haberlere baktığımızda ve çok da sevindirici oldu bizim için gerçekten. Ne mutlu vekilim. Sizin çok aileniz mutlu. Böyle bir şeyi başlattı. Vallahi sayın vekilim kimse diğer tarafa ne para götürebiliyor ne bir şey. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan eğitim olsun bunun adı ne isterse olsun hayat eğitim paylaşınca mi? Güzeldir. Hayat paylaşınca güzeldir. Ben buna ben inanıyorum. Bir noktaya etkilemek istiyorum. Coşkun'dan çok güzel özetledi ama Sanver ailesinin gerek tarihsel birikimi, gerek kültürel birikimi, gerek de girişimci ruhu kuşaktan kuşağa aktarılıyor ki evladına şu anda Gülşah Hanım bunu en iyi şekilde aktarıyor. Bundan en ufak bir kuşkum yok. Sevgili eşiniz de, sevgili babanız da işinin hala başında. Çok sevgili anneniz de. Yani gerçekten hani bir nokta vardır ya sevgili Yusuf abi. Ben hani varlıklı ailelerimiz diye adlandırmak istiyorum. Kuşakların da birincisi, ikincisi ve en kıymetlisinin üçüncü kuşak olduğuna inananlardan bir tanesiyim. Ama bütünü tarihsel gelişim, kültürel gelişim ve aynı zamanda kültür noktasında zaten ailemizin ve sadece Sanver ailesi değil, Manavoğlu ailesi değil, onun gibi birçok ailemizin de sessiz bir şekilde bu kahramanlık hikayelerini Kıbrıs Türk halkıyla buluşturduğuna gönülden inanıyorum. Bundan sonraki ekonomik kalkınma hedeflerinde de sadece Sanver ve Manavoğlu aileleri değil ve onların gibi birçok aile de özellikle eğitim konusunda ve ekonomik kalkınma konusunda da ülke insanımıza değil mi ticaret odalarımız tarafından, ekonomik örgütlerimiz tarafından da destek vereceğine ben size sormadan söyledim. Kusura bakmayın sayın vekilim ama ben böyle gördüm aile. Sizin de evet
kuşak olaraktan bu konulardaki hassasiyetinizi büyük bir keyifle izlemeye devam ediyoruz. Nafis Döre'nin bağlantısı normale döndü mü diye bakıyorum. Nafis ulaşabiliyor mu sesimiz sana? Evet, Nafis'e herhalde bir başka programda daha kuvvetli bir bağlantıda tekrar bir araya getireceğiz. Evet, süremizi yeterince açmışız. Reji sürekli uyarıyor ama gelen sorularda izlenme oranlarımıza da baktığımız zaman Sayın Panamoğlu gibi. Nafis geldi, evet. Yukarıdadır. Nafis geldin, duyabiliyor musun bizi? Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Ben zaten çok kesik duyarım ama. Nafis, o zaman seni zorlamayalım. Son bir cümle alalım. Son kelimelerini rica edelim senden. İnternet, evet. Sayın Panamoğlu, internet konusuna da değinin. Harikasın Nafis'ciğim. İyisi bile kötü durumda internetin şu anda arkadaşlar. Gerçekten yani ne kadar şanssız bir ortamdayız. Yani pandemi olmasa bunu da anlamayacaktık gerçekten. Evet, evet. Evet, yani. Geçmiş olsunlar Nafis. Şanssını deneyim. Ama buradan ben size bir şey söyleyeyim program. Program bitmeden bir şey söyleyeyim size. Bir şey itiraf edeyim buradan. Hep söylerim arkadaşlarıma böyle ortam buldum da. Benim her zaman için çocukluğumdan beri rüyalarımda, hayallerimde her zaman gördüğüm büyük bir platformda, büyük bir organizasyonda bir elimde mikrofon şarkı söylemektir. Yani herhalde ikinci defa dünyaya gelirsem büyük olasılık bu defa müziğe ve sanata ciddi anlamda önem verip bunları bir şekilde öğreneceğim diye düşünüyorum. Çünkü yok, çocukluğumda gördüğüm en mutlu rüyalar her zaman için böyle büyük bir sahnede bir sürü seyircinin önünde elimde mikrofon şarkı söylemekle alakalıydı. Çok enteresan da bir durumdur bu benim için her zaman. Vekilim, siz böyle ülkeye çok faydalı bir insansınız. Bence bir daha gelirseniz böyle geliniz. Çünkü sizin gibi güzel insanlara ihtiyacımız var bizim. Kesinlikle müziğin içinde olacağım yani bu defa geldiğimde dünyaya. Ama o nasıl zaman geleceğim bilmiyorum. Erkek mi olacağım, kadın zaman mı olacağım göreceğiz o zaman. O zaman ilk fırsatta Sayın Milletvekilim, hani mikrofonu alayım alıp da bir şarkı söylemek isterim dediniz ya. İyice her şey normale döndükten sonra Coşkun Erin'de desteğiyle beraber sizin bir şarkı borcunuz olsun mu? Ne dersiniz? Olsun. Sıkıntım yoktur. Yani alırım şey mikrofonu ama ses tabii detonedir. İdare edecek seyirciler o zaman. Dinleyin. Şimdi, sevgili Burç, ben böyle çok sevdiğim insanlara her programımı mutlaka mesaj atarım. Gülşah Hanım'a her mesaj attığımda ah be Coşkun Er çok yoğunluk, inşallah başka sefer hep böyle güzel siz iyi olun Gülşah Hanım, varlığınız yeter bize, gerçekten öyle. Evet. Olan birbirimizle mesajlaşmak da yeterli oluyor ne yazık ki bazı zamanlarda. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ederiz. Birlikte beraberlik hoşgörü içerisinde her şeyi konuştuk. Sayın Milletvekilim, sadece benim gözümde bir Kıbrıs Türk'ü olarak baktığım zaman bir milletvekili değil. Aynı zamanda bir sanatçı, aynı zamanda bir ticaret insanı, bir iş insanı. Kadınlarımızın çok iyi temsilcilerinden bir tanesi. Bütün kalbiyle beraber Gülşah Sanver Maravoğlu, her zamanki Gülşah Sanver Maravoğlu. Bugün gidin onun marketine, onun AVM'sine, onu orada mecliste yine aynı göreceksiniz. Herkese eşit, herkese aynı güzel duygularda hitap ediyor. Son olarak milletvekilim, sizden son cümlelerimizi rica edeceğiz ve sonra da veda edeceğiz. Nafis bir türlü konuşmadı, gene kestim. Ben Nafis'e veriyorum sözümü şu anda. Bağlantısı sıkıntılı olduğu için kopuyor. Onu bir başka programda tekrardan konuk alacağız. Bir deneyelim şimdi, son bir defa. Bakalım nasıl çıkacak? Sesini duyabilecek miyiz? Nafis, duyabiliyor musun? İşte bu şekilde oluyor. İnternet bağlantısı yine sıkıntılı bulunduğu bölgede. Anlaşılan. Neyse, Nafis'e bir kalp gönderelim o zaman. Yine bir şey yazdı. Yine bir şey yazdı. Kalp gönderiyoruz. Onu da göremiyoruz. WhatsApp. Mesaj at Nafis. Reşi oradan mesajı olarak görsün. Alırız bir şey diye bağlantıya bakarız. Şimdi çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Bu zamanlardan sonra sesini tekrar duyduk. Tabii senin sesini reklamlarda, tüm televizyon kanallarında duyuyoruz ve rakip de tanımıyoruz yani gerçekten.
İnşallah kısa zamanda ülkemize dönersin ailem burada şimdi çünkü. Şimdi şu anda evet. Bir özlem çekiyorsunuz biliyorum. Çok teşekkür ederim programa fakat beni de davet ettiğiniz için. Yusuf abinin zaten yeri yine ayrı onun da. Senelerce onu gördüğümüz zaman ben her zaman heyecanlanırım. Çünkü gerçekten bizim kulağımıza, bizim işte yaşımıza da zaman zaman, çünkü o da bizim yaşlarımızda olduğu için biliyor bizim zevklerimizi, hitap eden müzikleri koyuyor çoğu zaman. Ama şöyle bir özelliği var Yusuf Bey'in. Döneme göre de çok güzel en hit parçaları gene bulup yerleştiriyor. Gittiği yerlerde mekanlara uygun şekilde. Ne yazıyor? Nafis. Biz de seni seviyoruz. Sayın Vekilim'le beraber. Süpersin. Ama güzel Nafis. Bu anlaşma yolda harikasın tamamdır. Nafis. Harikasın. Harikasın. Hepiniz harikasınız. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir akşam oldu benim için. Biz teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Evet, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekilimiz sevgili Gülşah Sanver Maravoğlu, aynı zamanda iş insanımız, aynı zamanda bir anne, aynı zamanda bir çilek sever, aynı zamanda yurdum insanı. Çok teşekkür ederiz, eksik olmayın. Nafis Örek bir yandan da bize beraber olmaya çalıştı ama internet bağlantısındaki sıkıntılar Nafis'i bir başka programda konu kalmamıza neden oldu. Nafis, sana da çok teşekkür ediyoruz. Sayın Maravoğlu'nu ve Nafis Örek'i uğurluyoruz. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederiz ikinize de. İyi akşamlar vekilim. Nafis, iyi akşamlar. İyi ki varsınız. Ve kaldık mı yine Coşkun Er baş başa? Evet. Sorularımızın cevaplarını aldık. Bu akşamı ben çok pozitif evet. olarak değerlendiriyorum sevgili Yusuf abi. Güzel. Bak geçtiğimiz haftalar iki nokta vardı. Bu saat bu arada 60 dakikayı bayağı bir açtık ama dolu dolu açtık. Şunu söyleyeceğim. Somut olaraktan bazı şeylerin meclise taşınması gerekiyordu. Sayın Milletvekili de bu konuda diğer vekillerimize, bakanlarımızla beraber sektörün nabzını tutan isimlerden bir tanesi. Bir kere daha konuk alacak. Gündemle ilgili, müzik eğlence dünyası, sanat dünyası ile ilgili ne olacağına dair gelişmeleri aktaracak. Olumlu olduğuna inanıyorum. Diğer hükümet edenleri, siyaset dünyamızı da aynı şekilde davet ediyorum. Sen de söylemek istersin. Ya Burç, normal bir işte çalışan insanlar gibi bu sektördeki gençlerin, emektarların da aynı haklara sahip olmasıdır bütün derdimiz. Böyle vekilim gibi güzel insanlarla bu geceyi paylaşmak gerçekten çok güzeldi. Nafis zaten benim için çok özel bir sanatçı, çok özel bir dost. İyi ki varlar, iyi ki sen varsın. Bu güzel programları yapıyoruz. Eksik olma. Benden de dediğim gibi her şeyin paylaştıkça çok daha güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayatınızdaki en önemli iki gün, doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gün. Mark Twain söylemiş bunu. Bu sorunun cevabını hayatta birazcık daha net herhalde almak lazım. Bugünlerde bu soruların cevabını sık sık arıyoruz. DJ Coşkun Er, şimdi setleriyle sizlerle beraber. Ben Burç Tunçer, İstanbul'dan tüm Kıbrıs'a sevgiler, selamlar. Seni seviyorum Burç. İyi akşamlar, haftaya görüşmek dileğiyle. Coşkun Er Top 5'te bu hafta 5 numarada İrem Derici, Aşkımız Olay Olacak. Tam hayallerim gibisin, sevmek çok kolay olacak. Sen de beni bir seversen, aşkımız olay olacak. Tam hayallerim gibisin, sevmek çok kolay olacak. Sen de beni bir seversen, aşkımız olay olacak. Akacak coşkun senlerde, esecek deli ellerde, dolaşıp bütün dillerde, aşkımız olay olacak. Akacak coşkun senlerde, esecek deli ellerde, dolaşıp bütün dillerde, aşkımız olay olacak. Gönlüm bir din sevdim bak seni,
İnan bu sevgimi tarih yazacak. Haydi yak beni, durma sar beni. Aşkımız olay olacak. Gönlümü bir deli sevdim bak seni. İnan bu sevgimi tarih yazacak. Haydi yak beni, durma sar beni. Aşkımız olay olacak. Coşkuner top 5'te bu hafta 4 numarada. Ali Güven Yolcu. Gideceksin vakit ayrılık vakti. Bugün her günden daha uzun sanki. Bitti aşkımız. Susmak var, bitti aşkımız. Yolun sonundayız. Her şey yaşandı, sırada gitmek var. Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin nerede? Geri dönmeye kalma yolcu, kader almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu. Arama gitti nerede? Coşkuner top 5'te bu hafta 3 numarada. Tarkan ölürüm sana. Evet, aşk kapımı araladı. Soru yaramına sokulur, özüme dağıldı. Sen daha önceleri nerelerdeydin? Demlendik kollarımda, var şimdi. Ben nasıl da senden yar, böyle habersiz. Yenilendim dudaklarımda, yok yok sende. Gözü kara belli, serserim deli dolu telelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, ölürüm sana. Ay, ölürüm sana, ölürüm seni. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden, düştü bana zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Coşkuner top 5'te bu hafta 2 numarada. Hakan Peyker, Köylü Güzeli. Gece gündüz hep aynı. Yaşamak bir işkence oldu sana. Senin isteklerinden anlar mı bu bahçe tarla? Duramazdı artık buralarda. Bir gün köyden çıktı artık şehirli olacak. Aklına takmış giymiş basma mor fistanı. Yanaklarında güller açmış. Bir gün köyden çıktı artık şehirli olacak. Aklına takmış giymiş basma mor fistanı. Yanaklarında güller açmış. Ellerine kına yakmış ellerine. Gözlerine sürme çekmiş gözlerine. Ellerine mersi düşmüş dillerine. Sosyeteye girmiş köylü güzeli. Ellerine kına yakmış ellerine. Gözlerine sürme çekmiş gözlerine. Ellerine mersi düşmüş dillerine. Sosyeteye girmiş köylü güzeli. Ve geldik. Coşkuner top 5'te bu hafta 1 numarada. Sevgili Recim öyle bir parça soktu ya hayatıma. İnanılmaz bir cover, inanılmaz bir düzenleme. Altın gün. Koca dünya. Müzik
Fani dünya dert gibi misin? Hey gidi, koca dünya gam yükü müsün? Söyle söyle, fani dünya dert gibi misin? Söyle söyle, fani dünya dert gibi. Evet arkadaşlar, Radyocuk frekanslarından ve Radyocuk Facebook ve YouTube üzerinden yaptığımız bir yayının daha sonuna geldik. Yarın akşam Yusuf Coşkuner ile Nesten Çalayım'da çok değerli konuklarım var. Yarın gece Gırgır'ya var. Yarın gece görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki var. Thank you.